Merhaba, uzun bir yerden sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün gökyüzüne pikniğe gideceğiz. Ben de standart makyajımı yaptım yine her zamanki gibi. Kısa vlog tarzı bir video olsun istedim. Hem hazırlığımı hem de oradaki anlarımızı kısaca paylaşmak istedim sizlerle. Hemen makyaja geçiyorum. Too Faced'in bu Born This Way Super Coverage kapatıcısını kullanacağım. Şimdiye kadar denediğim, hani aldığım bütün kapatıcılar içerisinde bence en iyisi. Kuru göz çevreniz varsa yani benim gibi ve çizgilenme problemi yaşıyorsanız bence bir bunu da deneyin. Gün içinde gerçekten çizgilere dolmuyor, ekstra göz çevresini kurutmuyor, hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Yani az sürsem de çok sürsem de performansı hiç değişmiyor. Kalıcılığı çok iyi. Sadece pudrayla sabitlemiyorum çünkü pudra geçtiğimde sanki biraz kuru bir görüntü oluşuyor gibi geliyor bana. O yüzden ben tercih etmiyorum ama yine tabii tercih sizin. Yani kısacası en sevdiğim kapatıcı bu. Bendeki şu an sürdüğüm renk Swan rengi. Bu videodan sonra iki rengini daha aldım. Şimdi Huda Beauty'nin bu pudrasıyla göz kapağını sadece sabitliyorum. İşte kalanları da belki yüzüme geçeceğim. Tartım bu. Tartayım bulun. Aynen bu paleti kullanıyorum şu an. Açık renkle aynı Wet n Wild'ın Brulee Fara gibi biraz eşitlik sağlıyorum. Chanel kullandığım yani bu fondöten bence en iyisi. Hem mat bir görüntü, mat bir sonuç veriyor. Altına da güzel bir nemlendirici uyguladığımda gerçekten hiç cakey durmuyor, tüm gün yerinden oynamıyor, mimik çizgilerine de dolmuyor. Yani kullandığım en güzel fondötenlerden biri. Dudak kalemi de Charlotte Tilbury'nin bu meşhur Plot Halkı. Yani kullandığım en kalıcı dudak kalemlerinden biri olabilir gerçekten. Hani dudağın dış kısmından da taşırıp sürdüğünüzde gerçekten hiç yerinden oynamıyor. Yani ben de zaten hep yedekli bulunuyor. Böyle nude dudak kalemlerini seviyorsanız bence bir deneyin derim. Sağlık olarak da aldığım günden beri favorim olan hatta böyle birçok renginde koleksiyonuma kattığım bu Misha'nın Juicy Pink Liquid allıkları. Hem ciltle çok güzel bütünleşiyor böyle hafif işte parlak böyle sağlıklı bir görünüm de sağlıyor. Çok fresh bir duruşu var. Kalıcılığı hani böyle pudrayla sabitlenince gerçekten çok daha iyi oluyor. Ama onun dışında işte tenle bütünleşmesi, duruşu falan her şeyle bence en güzel allıklardan ve indirime girince de zaten nasıl deniyor? Tadından yenmez. Gerçekten kokusu da güzel olduğu için çok tatlı minnoş bir allık. Hala denemediyseniz bence indirimde mutlaka bir şans verin. Günlük olarak böyle çok fazla kontürleme yapmıyorum. Hani bu işlemi pek yapmıyorum kontür işlemini ama Anastasia Beverly's'in bu aslında fondöten bunlar. Koyu renkleri işte kontüre uygun. Bendeki de yanılmıyorsam fan rengiydi şu an kullandığım. Böyle sadece burnuma geçiyorum. Süngerde kalanları bazen de elmacık kemiklerime geçiyorum. Böyle günlük yani kurtarıcı bir kontür gibi bir şey oluyor aslında. Çok hafif oluyor. Ya her zaman yapmasam da bazen tercih ediyorum. Maskara olarak da bu diyorum. Pampam Volume HD maskarasını kullanıyorum. Bir alışverişimde hediye edilmişti. Gerçekten yani çok memnun kaldım. Güzel kıvırıyor. Gün boyu da hani o verdiği kıvrımı koruyor. Kirpikler işte düşmüyor. Herhangi bir döküme topaklanma sorunu da yaşamadım. Yani güzel. Rouge olarak da MAC'in bu powder kislerinden Date Maker rengini kullandım. Böyle nude, gayet normal günlük. Her zaman da kullanılabilecek bir makyaj. Benim hep elimin gittiği bir makyaj aslında bu. Yani sonuç bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Benim her zaman yani klasik böyle yaptığım makyaj budur aslında. Hani işte özel bir gün değilse, bir yere işte gitmeyeceksem. Zaten nereye gideceğim ki her gün davete, doğum gününe, işte düğünlere vesaire giden bir insan da değilim. Dışarı çıktığımda yaptığım klasik makyajım buydu. Şimdi giyindim, pikniğe gideceğiz. Bursa'da Gököz diye bir yer. Böyle normal işte benim Özge'nin klasik giyimi bu zaten. O kadar dağıldı ki şu an bir pikniğe gideceğiz diye hazırlık yaparken. O yüzden böyle çok fazla çekemiyorum şu an arka tarafı ama aradan bir masayı gösteririm nasıl diye. Arkadan da eşim gözüküyor. Yani şu an gördüğünüz gibi
Poğaça falan işte pişirdim. Islak kek yaptım. O yüzden biraz dağıldı her yer. Bu da Ikea'dan aldığımız piknik çantamız. Bu dağınıklığı da artık geldiğimizde toplarım. Yani piknikten sonra toplarım. Yani evimiz de bu şekilde. Şimdi yavaştan çıkacağız. Abinin içinde kaldı kaşık. Ver kaşığı. Al. Dur, bunlar da evet. Ayağımı mı koyayım ezilsin? Gerçekten devirici. Bunlar mı? Sıcak ya. Aa koçum. Tripodun yok var mu? Kadir, tripodu şuraya koy. Bu böyle hep ortayı çeksin. Anam kaynar. O çekemez. Bu kaynar oğlum. Niye? Kime netleyeceğini şaşırıp her yeri bulanık çeker. Çeksin. Ben bir de bu kamerayı test edelim. Bakayım. O ne abi? Dur da. Sihirli küneğe benziyor. Harbiden. Okşayınca içinden çay çıkıyor. İsviçre mi? Varsa. Bakayım. Diğer tarafını çek. Dur. Ha, buralarda böyle. Başlar. Ha. Boş. Evet, Gököz Milli Parkı'ndayız. Kahvemizi yapıyoruz. Elindeki ne abi? Termos abi. İsviçre'den termosumuzda. Hey be. Ne marka? Danimarka. Onlar bakayım biraz da seni çekeyim. Sen anlat ya. Sivas'ta neler oluyor? Ne Sivas'ta? Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni. Böyle türkü var ya. Ne oluyor Özge Sivas'ta? Nereden gittin? Sivas'a gittin. Hiç gitmedin mi? Yes. Ben geçtim dışından. Kanka Malatya'dan araba almıştım 2013-2014 yıllarında. Şahvele Spark. Fosforlu yeşil. Kadir hiç toplamıyorlar. İki kere. 1800, iki kere Uludağ'a çıktım. 1800 metreye çıktım. İki kere Sivas Kangal'ın dışından geçtim. Tabelalarını gördüm. Oradan Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Bursa. 14,5 saatte geldim. Bak yine konuşturuyor beni. Bir şey olmaz abi. Gidemeyeceğiz. Baksana ama köpeğin güzelliğine bak ilerideki. Sen diyorsun ya ekoselin yok. Bak ekoselin yok ama böyle. O ne büyü şey mi kızım? Büyü şey işaretleri. Ne büyüsü? Paganizm. Pagan. Yok. Ha gemici şeyi. Gemici ha. Abi. Gemici 2 dakikada cadı yaptı. Hadi. Buna başladım ha. Aynen. Birden soğudu. Ben hala işimedim ya. Toparlayacağım. Nasıl işmez? Olmaz oğlum, ne yapıyorsun? Ben ceset gibi şu an. Bu? Demir. Bunu nereye konuyor? Bagaja mı? Benim sırtım ıslak. Harbi mi? Size ne oldu oğlum? Hadi toplayın onları. Hadi topla Özge. Keşke bir el atsaydın be. Tamam atarız ya. Ben ölçüm yapacağız, gece olacak. Ben çekeyim vallahi. Sen hadi hadi topla. Tam bir şey kalmamış ki zaten. Kalmaz tabii, topladık çoğunu. Hani bakayım. Yok abi ağzıma sokacağım. Dur şu aralardan derelerden de göster sen de. Fıstık yiyir misin? Fıstık yiyirim. Onun içine bir şey konacak mı? Ne ya? Şuraya. Abi bu gelmiyor. O biraz dediğim gibi doğaçlama. Ona her yönden giriş. Tamam onu orada ayarlıyoruz ha. Ya da yok. Aynen. Hadi. Eyvah bunlarda kahve var. Ne kahvesi? Oy vah. Soğumuş. Soğumuş mu? O zaman içilmez. Ben soğuk kahve seviyorum. Abi gerçi ben de soğuk seviyorum ya. Ice kafe. Ha. Abi ne gibi çalıştırıyormuştuk. Kadir. Ha. İyi çalıştırıyorsun bizi. Hepsini ben taşıdım demin. Nereye? Kimse bir şey demedi. Nereye taşıdın? Evden de hepsini aşağı. Ama benim de elim kolum dolmuyor. Bakayım. Hangi elin kol? Bak yine dolu, görüyor musun? Fıstık yemiş. Ya tabii fıstık yerim. Çöp bırakmayın hiç ha. Aynen. Aman ha. Ben çöpleri poşete koydum. Telefon kurtardı yine. Bir daha 5 sene sonra geliriz. Bak mesaj geldi bana. Ay burnum. O ses ne ya? Neyse.
Milli Parkı'nda. İşte Bursa'dan yarım saat geliyorsun abi böyle bir yere. Ne işin var şehrin merkezinde? Kafede şeyde. Al çayını kahveni. Gel buraya dinlen kafa dinle bak. Kuş sesleri, karabataklar bıraklıyor şeyler. Kurbağalar. Kurbağalar. Tam detoks oluyor, şarj oluyor burada. Hava temiz. 1134 metredeyiz şu an. Gököz Milli Parkı. Saat 7 çeyrek. Güneş batmak üzere. Sazlıkların arasına kahve keyfini yapıyoruz. İşte hayat bu be. Gürültü yok. Telefon yok. Yakında elektrik de olacak. Ona hazırlık yapmaya geldik buraya.